Haklısın. Hemen annenize gidip yüzüne söylüyorum. İşlerin artık değişmesi lazım. Taşıma peynirle tekerlek gemisi dönmez. Bir elin nesi var, iki elin peki var. Damlaya damlaya çöl olur. Dost ayağa, düşman aya bakar. Tabii bu durumda bunların hiçbiri de olmuyorsa hoş geldin Otel Kaliforniya'ya. Baba sen ne diyorsun? İnan bilmiyorum. Önce pratik yapması gerekecek. Pekala, baka baba annem diyelim. Konuşma pratiğini onunla yapacaksın. Peki. Merhaba canım. Sana bir şey soracağım. Lütfen bana öyle bakma. Çocukların önünde neler söylüyorsun? Bundan bahsetmeyeceğine söz vermiştin. Mısır'da sadece mısır yetiştiğine inanmak mantıksız değil ki. Hayır, ne olur beni bırakma. Çocuklar durdurun şunu, çok gerçekçi, iptal edin artık şunu. Daha iyi olabilirdi. Baba, o kabağın nerede? Beni kestane kabağı için terk etti. Size söylemem gerek. Üçüncü reyonda temizlik dendiğinde yemek dökülmesini kasteden bir mağazaya gitmek harika bir şey. Anne, bir saniye, dinle. Babam sana bir şey söyleyecek. Evet, Nicole, tatlım, canımın içi. Bastır baba. Evde yaptıklarımı fark ettiğini düşünmüyorum ve beni biraz takdir etmen gerekiyor bence. Öyle mi Richard? Hadi şu yaptığın işleri bir gözden geçirelim o zaman. Neden çimler bu kadar uzun, açıklar mısın? Çünkü çocuklar daha kahvaltı etmedi. Yeşillikleri yemeleri lazım. Hallerine bak, masa örtüsüne bak. Sen aklını mı kaçırdın? Hayır, hem bebek şampuanı hem yumuşatıcı var, gözleri leke olmasın diye. Peki çocuklar, kurulanma vakti. Yerinde olsam uzak dururum, bitlerini de döküyorlar çünkü. Ay, hepsi yere döküldü. Kısa süreliğine. İşte benim her günüm böyle geçiyor. Yani senin biraz takdir etmen gerek canım. Her günün yanlış geçiyormuş. Korkunç bir ebeveynsin. Bu ev iğrenç. Ayağımı öfkeyle yere vururdum ama zemin yapış yapış. Kıpırdayamıyorum bile. Saçmalama. Zemin tertemiz bir kere. Pekala. Bunda haklısın. Ama yine de beni takdir etmelisin. Richard, komik olma. Senden daha kötü ebeveynler sadece guguk kuşları ve ünlü anneler. Peki. Grevdeyim o zaman. İdare ederiz bence. Sen grev konusunda ciddi miydin yani? Evet, bütün gün burada oturdum. Normalden farkı neydi peki? Televizyon izlememek dışında tabii. Peki bu pankart ne? Ellerinde bir tek bu vardı. Çabalarınızın kalpsiz kadınlar tarafından fark edilmesi için savaşın diyen bir pankart yoktu. Belki hepsi satılmıştır. Peki balonlar? Balonları seviyorum. Tahmin ediyorum ki evde yemek yok. İçeride 5 dakika kalamayacaksın. Lütfen, ben ayın elemanıyım. Her şeyi yapabilirim. Özellikle de beceriksiz bir ebeveyn yaptığı her şeyi. Çok garip. Bu da ne? Alo? Çiğ tavuk. En azından ağzıma... Bu evi kim böyle dağıttı? Siz burada ne yapıyorsunuz? İçeride ne olmuş? O yaratıklar neydi? Çocuklarımız nerede? Onlar zaten çocuklarımız. Doğal ve velisiz halleriyle. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. İşte böyle oluyorlar. Hala baş edebilecek misin? Aynen öyle. Evet, baş edeceğim. Nasıldı bakalım? En azından evde yıkabilecekleri bir şey kalmadı. Bahçeyi saymamışım. Peki, senin dediğin gibi yapalım. Richard? Bir dakika izin ver. Yüzüm takıldı. Haklı çıkıp sırıtmaya alışkın değilim de.